Kaynak tasarımı, Autodesk Inventor'ın sunduğu bir başka tasarım ortamıdır. Bu alıştırmamızda kaynak tasarımı ile ilgili özelliklere bakacağız. Kaynak tasarımı ortamında Welt isimli şerit menü yer almaktadır. Bu menü altında kaynak tasarımı ile ilgili komutlara ulaşabilirsiniz. Browser penceresinde yer, kaynak tasarımı ortamı 3 ana bölümden oluşmaktadır. Preparations kaynak öncesi işlemler, Welds kaynak işlemleri ve Machining dediği de kaynak sonrası işlemlerdir. Kaynak dosyaları aslında IAM uzantılı dosyalardır. Yani bir tür montaj dosyalarıdır. Farkları ise kaynak tasarımının yapılabilmesidir. Bu örneğimizde biraz daha rahat çalışabilmek için bu parçayı bir süreliğine izleyelim. Kaynak öncesi işlemleri tanımlamak için Preparations ikonuna çift tıklıyorum. Menümün yapısı da buna göre değişiyor. Kaynak öncesi işlemler için ekstrüzyon, döndürme, delik delme, yuvarlama, pah kırma, süpürme gibi unsur özelliklerim kullanıma hazırdır. Pah kırmaya girelim. Pahlanacak kenarları işaretliyorum. Boyutunu giriyorum ve OK ile devam ediyorum. Bir başka pahı da görüş açımızı değiştirerek burada görmüş olduğunuz kenar üzerine uygulayalım. Bunun değeri 1,5 milimetre olacak. Şimdi kaynak işlemlerine yavaş yavaş geçeceğimiz için gizlediğimiz parçayı yeniden açmamız lazım. Ana montaj ortamına döndüm. Parçamı işaretledim ve sağ tuş menüsünden Enable dedim. Kaynak işlemlerini tanımlamak için de görmüş olduğunuz Weld ikonuna çift tıklıyorum. Menümün yapısına göre değişti. İlk olarak Weld paneli altından ne tür kaynaklar tanımlanabileceğimize bakalım. Yuvarlama kaynakları, boşluk kaynakları, kozmetik kaynaklar tanımlayabileceğimiz kaynaklar arasında yer alıyor. Bunun dışında kaynak sembolünün tanımlanması, bitim noktalarının düzenlenmesi ve bir rapor çıkartılması yer alan komutlardan diğerleri. Kaynak hesaplayıcı altında ise değişik kaynak durumları için hesaplama yöntemleri yer almaktadır. Modelimize olan bakış açısını biraz değiştirelim ve kaynakları tanımlayacağımız alana yaklaşalım. İlk olarak yuvarlama kaynağı tanımlamakla başlayacağız. Bunun için Fillet komutunu çalıştırıyorum ve bir diyalog kutusu açılıyor. Bu diyalog kutusunda benden iki tane yüzey seçmem isteniyor. İlk yüzey olarak buradaki yüzeyi işaretliyorum. Diyalog kutusundan da kaynağın boyutlarını giriyorum. 2 milimetrelik bir kaynak olacak. Daha sonra ikinci yüzeyi göstermem gerekiyor. İkinci yüzey ise burada görmüş olduğunuz pah yüzeyi. Bunun için de boyutu tanımlıyorum. Kaynağı uygulamak içinse apply ile devam ediyorum. Boşluk bir kaynakla doldurulmuş oldu. Benzer bir işlemi diğer taraf için de hemen uygulayalım. Buradaki yüzey ile buradaki pah yüzey arasında bir kaynak. Son olarak buradaki boşluklar içinde bir yuvarlama kaynağı tanımlayalım. İlk yüzeyim buradaki plakanın yüzeyi 2 milimetre kalabilir ve daha sonra buradaki silindirik yüzeyi işaretliyorum. İkinci kısımdaki değeri kaldırıyorum ve OK ile devam edersem elde ettiğim kaynağı buradan görebilirsiniz. Benzer şekilde diğer taraftaki kaynağı da tanımlamak için komutumu çalıştırıyorum. İlk yüzeyim ve ikinci yüzeyim OK ile diğer kaynağı da bu şekilde tanımlamış oldum. Şimdi de bir başka kaynak türü olan boşluk kaynaklarına bakalım.
Bunun için bakış açımı öncelikle ayarlıyorum ve burada görmüş olduğunuz alana yaklaşıyorum. Dikkat ederseniz burada bir boşluk var. Bu boşluğu kaynak malzemesiyle dolduracağız. Boşluk kaynağı için groove komutunu kullanıyoruz. Komuta girdiğim an benden iki set yüzey seçmem isteniyor. İlk olarak buradaki kenarla buradaki yüzeyi işaretliyorum. Bunlar benim ilk gruptaki yüzeylerim olacak. Daha sonra ikinci yüzey grubu için burada görmüş olduğunuz yüzeyi işaretliyoruz. Boşluk kaynağında bir ihtiyacımız daha var. O da kaynağın dolma yönü. Dikkat ederseniz farklı tipte seçenekler kullanılabilir. Bunun için bir kenar göstermem yeterli olur. Bu kenara göre dolma yönünde tanımlanmış oldu ve dikkat ederseniz ön görünümünü buradan alabiliyorum. Okey dediğim an boşluk kaynak malzemesiyle doldurulmuş oldu. Kaynak sonu için end fill dediğimiz işlemleri uygulayabilirsiniz. Bunun için kaynak sonlarını gösteren kısımları seçmem yeterli olacaktır. Dikkat ederseniz görüntü de buna göre değişti. Montaj ortamına dönelim ve biraz da kaynak sonrası işlemlere bakalım. Kaynak sonrası işlemleri tanımlamak için Machining ikonuna çift tıklıyorum. Machining ikonuna çift tıkladığımda kaynak sonrası işlemler için kullanabileceğim unsurlar açılmış oldu. Kaynak sonrası işlem için iki tane delik tanımlayacağız. Bir güncelleme yapmam isteniyor benden. OK ile devam ettim. Delik komutum açıldı. Konsantrik yöntemini seçiyorum. Sırasıyla yüzeyi ve dairesel kenarı işaretliyorum. Daha sonra parçayı boydan boya geçen bir delik olacak. 10 milimetrelik bir çapla deliği tanımlıyorum. Buraya ise aynı benzer bir deliği fakat 8 milimetrelik bir çapla tanımlayacağım. Düzlemim, kenarım ve deliğin tanımlanması. Bu şekilde kaynak sonrası işlemlerini de tanımlayabilirsiniz. Yeniden montaj ortamına dönelim ve bu sefer kaynak sembollerine bakalım. Kaynak ortamına dönüyorum. Kaynak ortamına döndükten sonra da Welding Symbol ile kaynak sembolü komutuna giriyorum. Kaynak sembolü komutunda benden kaynağı gösteren bölümün seçilmesi istenir. İşaretleme yapıldıktan sonra buradaki bölümden gidip bu kaynak için tanımladığınız özelliklerin alınmasını sağlayabilirsiniz. Diğer kaynak sembolünü oluşturan bölümlerin de buradan tanımlanması mümkündür. Okey dediğim an kaynak sembolünün çizime yerleştirildiğini göreceksiniz.